İşte çocukluğum da burada geçti benim. Burada mı? Hı hı. Gör bak nasıl cıvıl cıvıldır burası. Tek çocuktum ben. Annem de çalışmak zorundaydı. Bana bakacak kimse olmadığından beni burada Halit babanın yeri var oraya bırakırdı. Bütün çocukluğum burada geçti anlayacağım. Gelsene. Seni Halit babayla tanıştırayım. Halit baba. Oo, Zeynep kızım gelmiş. Nasılsın Halit babacığım? Ben de beni unuttun zannettim. Çoktandır gelmiyorsun. Seni ben unutur muyum hiç? Okul filan uğrayamadım işte. Doktor çıkmadın mı sen daha? Az kaldı, bu sene son. Delikanlı kim? Emre, arkadaşım. Sen de hoş geldin delikanlı. Hoş bulduk. Zeynep kızım bir tanedir. Sen de benim bir tanemsin Halit baba. Üstümde emeğin çok. Hayırlı işler. Buyurun. Siz iki dakika durun. Ben müşteriye bakıp geliyorum. Tamam. Küçükken az çıraklık yapmadım Halit babanın yanında. Müşterilerin torbalarını taşır harçlığımı çıkartırdım. Yorulup uykum gelince de arkada kumaş toplarının üstüne kıvrılır yatardım. Arkada da bir avlu var. Oğlan çocuklarıyla top oynardık orada. Ben kaleciydim. Fenaydım ama ha. Kimse gol atamazdı bana. Nasıl? Senin sıkıcı dünyana pek benzemiyor değil mi? Yine bekleriz. Zeynep kızım, madem buradasınız ben bir namazımı kılıp geleyim. Tamam, tabii Halit baba. Dükkan size emanet. Tabii, merak etme. Hadi gelsene. Halit baba bize bıraktı dükkanı, işimiz var. Ya müşteri falan gelirse? Vallahi gözünü korkutmak gibi olmasın ama geldi bile. Gel hadi. Buyur teyzeciğim, ne istedin? Sarı kumaştan 3 metre kesebilir misiniz? Tabii. Dur sen, ben halledim. Emre bana bir poşet uzatır mısın? Tabii. Evladım sana zahmet. Poşetlerime yardım edebilir misin? Evim çarşı çıkışında. Müşteri ne diyorsa o. Hadi bakalım. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.